Evet, 30 Kasım 6 Aralık haftası efendim yükselen koç yorumlarına hoş geldiniz. Hemen ufacık bir hatırlatma. Astrolojide biliyorsunuz öngörüler yükselen burca göre yapılıyor. Evet efendim 30 Kasım'da bir dolunayımız var. Bu dolunayın özelliği aynı zamanda bir ay tutulması olması. Demek ki haftaya ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz sevgili yükselen koçlar. Ay tutulması İkizler Burcu'nda 8 derecede gerçekleşiyor. Bir kere ay tutulması varsa duygusal bitişler vardır. Bu da demek oluyor ki aya başlarken ya da belki de Kasım'ı bitirirken böyle bir ayrılıklar, bir vedalar, bazı bitişler yaşayabilirsiniz bu dönemde haberiniz olsun. Ama onun dışında ay tutulması sizlerin doğum haritasında 3. evinizde gerçekleştiğine göre gerçekten ayın başlangıcıyla beraber bu ilk haftası kararlarınız, planlarınız çok dikkat çekiyor. Zihniniz çok yoğun. Yani bir takım kararlar almaya çalışıyorsunuz ve bunun içinde belli ki özellikle yakın çevrenizden ihtiyaç duyduğunuz desteği görecekmişsiniz gibi duruyor efendim. Bu arada böyle bu dönemde haftanın bu ilk haftada böyle kardeşlerinizle ilgili, akrabalarla ilgili bazı gündemler olabilir. Onların hayatına bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Onlarla ilgili bazı haberler gelebilir. Bu dikkat çekecektir. Bazılarınız ufak ufak eğitim planları yapıyor olabilir. Şimdi üçüncü evin konuları geniş. Eğitim planları ön plana çıkabilir. Ticari faaliyetleriniz varsa ticari faaliyetlerinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Bunlar hep dikkat çeken konular ayın ilk haftası. Evet efendim, şimdi çarşamba, perşembe ve cuma günü ay yengeç burcunda olacak. Sizlerin doğum haritasında 4. evinizde olacak. Demek ki çarşamba, perşembe ve cuma günü ailevi konular çok ön plana çıkıyor. Aileden gelen haberler, aileyle beraber yapılacak aktiviteler, belki ailenizle bazı şeyleri konuşmak istiyor olabilirsiniz, bir şeyler paylaşıyor olabilirsiniz. Bunlar son derece dikkat çekecek. Ayrıca böyle evinizle ilgili bazı gündemleriniz olabilir. İşte bir eşya alayım, İşte bir yerini değiştireyim, taşınsam mı falan böyle bir kafanızda gelgitler olabilir. Bunlar son derece dikkat çekecek. Şimdi Perşembe günü çok güzel bir Ay Venüs üçgeni var gökyüzünde. Mesela aşk hayatınız için, ikili ilişkiler için muhteşem bir destek. Çünkü Ay mutluluk, Venüs estetik, hoşluk, güzellik, üçgen açı, uyum. Demek ki uyumlu açılar, uyumlu bir açı, ilişkiler için son derece güzel bir gösterge sevgili yükselen koçlar. Özellikle de ailevi ilişkiler anlamında hoş. Yani orada böyle güzel vakit geçirme, onlardan gelecek haberler anlamında çok güzel. Ama cuma günü biraz sıkıntıya düşeceğiz. Cuma günü öğlene kadar Ay Jüpiter, Satürn ve Plüto ile karşıt açı yapacak. İşte biraz böyle cuma günü sanki biraz duygusal anlamda kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Kendime anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Aslında söylemek istediğim şeyler var ama konuşamıyorum. Böyle ailevi ilişkilerde de mesela cuma günü bir tatsızlık olabilir. Haberiniz olsun. Biraz depresif olacaksınız cuma günü. Hani bunu net olarak söyleyeyim. Ailevi konular sizi zorlayabilir ama cumadan sonra böyle öğleden sonra hatta ayın Aslan Burcu'na girişiyle ve bütün hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda olacak. Gayet sizin doğum haritalarınızda 5. evinizde. Evet, aşk için çok güzel bir zaman. Aşk, sosyal çevre ilişkileri, keyifler, eğlenceler. Yani hafta sonu iyi gibi geçecek gibi duruyor sevgili yükselen koçlar. Çocuklarınız varsa, ebeveynseniz onlarla vakit geçirebilirsiniz. Bu anlamda çok hoş olabilir açıkçası. Evet, hafta sonunu keyifle kapatıyor olacaksınız.